17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli akrep uçları, Hı-hı. nasılsınız? Umarım her şey güzel, keyifte, huzurda, berekette, aydınlıkta, güzel sabahlara, güzel akşamlara uyanmak, güzel akşamlardan güzel sabahlara huzurla kalkmak nasip olsun diyorum. Lütfen yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Keyifle takip edebilirsiniz. Bu hafta enerjiniz çok pozitif olacak. Ruhunuz inanılmaz böyle enerji yüklemesi, her şeye ışık gibi saçacaksınız. Yani o halleriniz acayip etkilenecek. Devamlı telefon trafiğiniz, güzel anlaşmalar, çalıştığınız alana çok pozitif bir enerji sağlayacaksınız. Eksik olan iş kapılarınızda güzel olumluluklar yaşayacaksınız. Farkındalığınız varılacak. Yöneticilerimizle soğuk giden rüzgarlar yumuşayacak. Yani siz en büyük kurumda üst düzey yöneticiyseniz bile bir üst konumunuz aydınlığa kavuşacak. O yüzden sizde enerjisi muhteşem. Alışa gelmemiş bir enerji haftanız olacak. Sezgileriniz, duygularınız çok doğru hareket edecek. Ve bu hareket evresinde de işinizle ilgili hak ettiğiniz maaş ya da hakkınıza düşen haklarınızda konuşma döneminiz. Bu konuşmada olumlu süreç alacaksınız ve siz hak ettiğiniz değeri göreceksiniz diyorum. Büyük kurumsal ya da daha kalabalık bir sektörde, fabrika alanında çalışıyorsunuz. Bulunduğunuz noktada eylem olabilir. İşsizlik haksızlıkları yaşanabilir. Patronlarınız maaşlarınızla ilgili sıkıntı yaşıyorsa toplu olup sanki bir mahkeme konunuz gündeme gelecek. Yani iş yerinizle ilgili mahkemeye verme gibi niyet olan büyük kurumsal ya da fabrika gibi büyük alan, inşaat sektöründe bile çalışıyorsanız bunlarla ilgili bazı birlikte olacaksınız ve eylem ya da haklarınızla alakalı yasal takipler söz konusu olacak. Mücadelelerinizi verin, hakkınızı alacaksınız ve hak ettiğiniz para da size gerçekten iade olacak. Ama sessiz kalırsanız haklarınız ziyan olacak değerli akrep burçları. Kendi işini yapanlar da yavaş yavaş hareketlenmeler, güzel güzel enerjiyle açacağınız kapılarda yavaş yavaş rızık kapılarınız aydınlığa girecek. Yani hani öldüm ben bittim battım diyen akreplerde enerjinizle birlikte rızkınız da yavaş yavaş harekete geçecek. Çok güzel anlaşmalar, yeni insanlar ve yeni oluşumlar size acayip keyif verecek gözüküyor. Korkmayın. Siz küllerinizi her zaman yeniden kanatlandırırsınız. Rabbim sizi hiçbir zaman unutmadı. Sadece endişeleriniz hani çocuğum, ailem, eşim, faturalar bunları nasıl halledeceğim diyorsanız Haziran'ın 15'ine kadar bu tarz borcunuz ne varsa bitmiş olacak. Sabırlı olmanızı istiyorum. Yani şöyle söyleyeceğim sanki geçmiş dostlarınızla alakalı kazık yediğiniz insan gelip sizden özür dileyecek, alacağınız bir para varsa mucize şekilde sizin kapınıza iade edilecek. Yani hiç beklemediğiniz şeyler, o kadar güzel bir enerji haftanız ki beklemediğiniz haklar size geri verilecek. O yüzden sürprizlere açık. Size koskocaman 4 tane Gonca yaprağı enerjisi veriyorum. Ve Allah bu enerjiyi size versin ve en güzel şekilde alın istiyorum. Ortaklı bazı iş sahiplerini kapatma kararı, farklı bir şehre, farklı bir yere yerleşme kararı içerisindesin. Hatta köye dönmek, kendi memleketinize dönmek isteyen bazı akrepler bunu radikal şekilde Haziran sonuna kadar çözecek ve gitmek istediğiniz toprağınız ya da toprak üzerinde tarım bile yapmak istiyorsanız, organik tarım ya da organik işlere girmek istiyorsanız bile bu kapılarınız gayet güzel, verimli şekilde aydınlığa kavuşacak. Sizde kardeş hastası olabilir, böbrek, bağırsaklarla alakalı, özellikle akrep burcu, kardeş aileniz, birey kardeşlerle alakalı sağlık problemi ve bir ameliyat mevzusu olacak. Biraz stresli bir dönem yaşanacak ama biraz mücadele ederseniz sona aydınlık olarak görüyorum. Devlet kapısına girmek ya da büyük bir kurumsala girmek ve evrak bekliyorsanız, buradan haber bekliyorsanız olumlu cevap. Hatta araya birileri girecek. Aracı enerjileriniz size bu konuları destek olacağını uyarıyor değerli akrep burçları. Değerli akrepler şunu demek istiyorum. Sizde son zamanlarda endişe, enerjiniz yüksek ama panik atak. Endişe, uyku sırasında hani yatakta boşluğa düşeriz de hani uyanamayız ya. Lütfen Ayetel Kürsü mutlaka bol bol okuyun. Bir de Cin Suresi okuyun. Evinize nazar gelmiş olabilir, size nazar değmiş olabilir. Enerjiniz çok yüksek olacağı için gece bu tarz enerjilere giriş yapabilirsiniz. Bazı evli olan akrep burçlarında çocuk planlama ya da çocuk kararı diyoruz ya da sürpriz gebelik gündemde.
Hayırlı olsun şimdiden. Çocuklarınızla ilgili yurt dışı planları yapan bazı akrepler bu konuyla ilgili hayırlı bir şekilde kapılarınızı aydınlatacaksınız. Merak etmenizi istemiyorum. Özellikle astroloji eğitimi almak isteyen, farklı kurslar ve yabancı dil eğitimi almak isteyen akrepler için güzel fırsatlar var. Yeni aşk bekleyen akrepler, kapıda güzel bir aşk enerjiniz var. Doğru renkli gözlü kişi size doğru adım atacak. Artık siz de onu görmeniz lazım. Çünkü öyle bir fırsatınız var gözüküyor. Mahkemesel bazı sıkıntılarınız var. Devam edilecek mahkemeler, yargıda devam edecek, temize gidecek, tekrar davalar açılacak. Biraz stresli bir dönem. Buna ihmal etmeyin diyorum. Bir de üniversite sınavına hazırlanan, özellikle cerrah, beyin cerrahı, kalp cerrahı olmak isteyen akreplerde bu kapınız aydınlıkta. Özellikle bilim adamı ya da yazar olmak istiyorsanız bu kapınız aydınlıkta, başaracağınıza inanıyorum. Lise sınavına girecek akreplerde bir beyin dağınıklığı var. Bu dağınıklığı lütfen çözün. Siz de Kalem Suresini her gün düzenli okuyun. Sınav döneminize kadar enerjinizi değiştirin. Kalem gibi sınavınız geçsin diyorum. Allah'a emanet olun.